Mahalle konseptinin namına kodunuz lan. Salladınız, salladınız, salladınız mahalleyi. Kapağını açtınız, gazını kaçırdınız mahallenin. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Bunlar ettiniz lan mahalleyi. Düzeni bozdunuz. Mahalle konseptinin namına kodunuz. Mahallelerinden taşınmak zorunda kaldılar. Onlara rağmen onların iyiliği için. Güvende oldukları, rahatça yaşayabilecekleri ve asıl önemlisi onları kimsenin asla bulamayacağı bir yere götürüldüler. Sivas Divriği. Sivas Divriği. Sivas Divriği. Sivas Divriği. Hep dua ederdim Divriğe beyin göçü olsun diye. Göç oldu. Çok şükür de beyin göç olmadı. Ne kadar gerizekalı varsa doldu. Öyle öyle. Öyle, öyle. Ağzına bal dam ya. Çok doğruları konuşun sen. 6 aydır Divriğe'de yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi yöre halkı bizimkilerin ne mal olduğunu hemencecik çözdü. Divriğe ilk waffle'cıyı açtığımda benimle alay ettin. Divriğe'de balın, kaymağın, hatı var. Waffle'ı kim ne etsin dediniz. Demediniz mi? Evet. Yeniliklere kapalıydınız, karşıydınız. Tıpkı zamanında matbaaya karşı olduğunuz gibi. Adam waffle'la matbaayı aynı kefeye koyuyor ya. Hadi onu geçtim, kendini İbrahim Müteferrika'yla bir tutuyor. Sesini çıkarma oğlum. Ekmek paramızı kazanıyoruz şurada ya. İşte sen de biliyorsun bu girişimciler biraz çılgın oluyor. Gerçi bu kafan yemiş. Bir değil, deli lan bu. Delirtti ya. Delirtti. Waffle şeytan icadı dediniz. Zinhar, istemezlik diye tutturdunuz. Beni Batı'nın piyonu olmakla suçladınız. Devrimiz felakete sürükleniyor diye feryansın ettiniz. Yetmedi, waffle yiyen erkekler kadınsılaşıyor yalanını ortaya attınız. Hepinizden tiksinti geldi bana. Şimdi Divriğe'nin en sevilen insanı Büyük Hilmi'den özür diliyor musunuz? Diliyorum. Ben sizden dilemiyorum ama. Ben size hizmet etmeye devam edeceğim çünkü. Ben özrümü bu şekilde dilerim. Hadi bakalım. Yeni waffle'cımızın açılışı bütün Divriğe'ye hayırlı uğurlu olsun. Dükkanın açılışında waffle bedava diye istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Düşündükçe hala midem bulanıyor. Herkes birbirinin üstüne çullandığı için o açılışta tam 6 tane gayrimeşru çocuk dünyaya geldi. Ve onların bakımını da bana kilitlediniz. Yine aynı görüntüler oluşmasın diye ilk gün waffle daha pahalı olacak. Hadi herkes evlene. Hadi. Dağılın. Yuhuu. Ne Avrupası kardeşim, Adanalıyım ben, Adanalı. Şükriye kızım, şimdi sana söyleyeceğim cümleyi lütfen bir aşağılama cümlesi olarak algıla. Senin elini ayarını gondikliyim. Bütün Divriğe 6 aydır bu saç modeliyle dolaşıyor. Az biraz kendini geliştir, bir farklılık yarat yahu. Ne yapayım Hamiyet teyze, tanık koruma programındayım ben. O tarz benim programımda mıyım? Ayrıca elimden gelen bu. Üstelik bunu beğenenler de var. Aa, sıra mı var? Şükriye beni bir araya sıkıştırır. Aa, Kartal'la Deniz. Büyük operasyon derken. Taksi. Hayırdır amirim, operasyona mı gidiyorsunuz? Atayım sizi. Yakalayın. Alın bunu. Ne dedik? Çok kolay oldu ya. Bir ortağın ortağın yok mu senin? Ortağım ne yapıyorsun ya? Yakalayın. Alın bunu da. Bir de ucuz olsun diye borla çalışan arabayı kullanıyorlar. Şikayetçiyim amirim. Açın bunları zindana. İş hayatında kadın olmak çok zor. Özellikle de benim işimde. Yani çobanlıkta. Ama sonuçta yani ben sürümden kazanıyorum. E tabii bu iş için kendinizi sürekli yenilemeniz gerekiyor. Mesela ben sürü psikolojisini çözemediğim için bütün sürüyü topladım, psikoloğa götürdüm. Peki ne önerdi? Vallahi bu sürümde böyle hatalar olabilirmiş. Yeni sürümde düzeltecekler inşallah. Kaybolan koyunlarınız hakkında ne söyleyeceksiniz? İlan yaptırdım. Koyunumu bulana ya da getirene 100 bin lira veriyorum. Peki artık yavaş yavaş bitirelim. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Tabii. Son sözlerim. Eşhedü enne la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Allah ağzımızla yedirsin, imanımızla göçürsün. Amin be kız. Amin. Dolly. Dolly ne yapıyorsun? Dorothy'nin kulağını emme. Yapma öyle. Hazenberg is Anna Wutsuwetsenege. Anna Wutsuwetsenege. The seven and the Einstein. İş abi bu ya, no pompaj. Muhabir hanım, muhabir hanım.
Bizim de haberimizi yapacağınız günler gelecek ha. Yaptık zaten. Şubat'ın ortasında tarla eken bu dört mal kim? Biziz. Evet biziz. Ama bir klişeyi yaşatmak için yapıyoruz hanımefendi. Gündüzleri tarlada çalışıp geceleri mum ışığında KPSS'ye hazırlanıyoruz. Hedef ne? Eğer istediğim puanı alabilirsem astronot olmak istiyorum. Benim hedefim de CIA. Valla benim hedefim pek yükseklerde değil. Aylık maaşımın 120 bin lira olacağı bir memuriyet yeterli. O zaman biz bu haberi değiştirelim. Bir fotoğraf alabilir miyiz? Ailenizin yasa dışı bahisçisi Şerif geldi. Bugünkü bahisleri açıklıyorum. Bir, horoz dövüşü. Aranızda bu horozla dövüşmek isteyen var mı? Divri Doğu'nun Las Vegas olacak sloganıyla yola çıkan Şerif'ten ikinci bahis önerisi. Bugün ben mi ölürüm, bu emmi mi? Bahisleri sadece 18 yaşından küçüklere oynatıyorum. Oynamak için çoluğunuzu çocuğunuzu gönderin. Ben dükkanda olacağım. Aleykümselam. Selam bakayım. Aleykümselam, buyurun çay. Sağ ol. Bıbara, oyun gitti bıbara bıbara. Kerhanacı. İsmail abi, mandırayı ne ettin? Tattım. İyi yaptın. Ah, şimdi nasıl bozuyorum baba. İlyas, koskemi ne yaptın lan? İçirdim. Esam mı diyorsun? Vallahi içirdim. Vallahi nasıl para kazanıyorsunuz artık? Evet. Günlük onur yürüyüşümüze hazır mısın Metin Özdemir? Hazırım abi de kanıma dokunuyor ya. O zaman mağrurlu. Bas. Ne işimiz vardı lan bizim burada? Sizin suçunuz. Yerimizden yurdumuza rektiniz lan bizi. Müptezel mucitler. Bu nasıl bir soğuk ulan? Çok soğuk. Bas. Çok soğuk karşılamıyor. Hadi, hadi başka bir isim verilmeli bu soğuğa. Olsun. Geceleri tuvalete çıkmayayım diye kabızlık ilacı içiyorum, kabızlık. Ulan sizin ananız göçmen, babanız muhacir. Kardeşinizin kütüğü Sivas olacak. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ayakkabı buyuruz, ayakkabı. Bunun bir tık üstü tinercilik. Siz nasıl hesap vereceksiniz öbür dünyada? Bir insan dünyaya barış ve mutluluk getireceğim diye yola çıkıp bizi nasıl divriğe getirebilir? Aklım hafızam almıyor ya. Kardeşim sezai oldu be. Üzüntüden 20 kilo verdim lan. Yani tamam, onların yüzünden değil. Ama sonuçtan burada kaçacağım derken oldu ya. Hepsi mecbur oldukları yerde, mecbur kaldıkları işleri yapıyorlardı. Ancak Metin ve Ali'nin bir farkı vardı. Bir tek Metin ve Ali hayatlarından memnundu. Gel. Kelle mi getirdin bize? Gel. Abi ne istiyorum biliyor musun? Geberene kadar burada yaşayalım ya. Bizi burada kimse bulamaz lan. Şu mekana bak, tarih kokuyor, tarih. Saklı cennet divriği. Vallahi babamızın mirasını yerine getirdik. Artık onlar da motoru seni üretmeye yesinler yani. Ne yapacağım da bugün? Ben de bugün sevdiğim kadınla günümü güne geçeceğim. Kafam rahat. Kim bizi bulabilir ya burada? Oy Asiye, Asiye, la 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 la. Abi ortalık börek çörek kaynıyor, sen de git. Nimet'i tuvalete düşürüyor olan. Görmeden basacağım, beni de günah sokacaksın. Gir lan içeri, kapıyı kapat. Geç şöyle, geç. Kapatma. Geç ulan. Geç. Kal ulan öyle. Don. Don, 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 don. Metin Özdemir. Değilsin değil mi? Oha, patron cevap yazmış. Şerefsize bak ya. Bir dahaki sefere de karavana çıkarsa ve bana kible biten mesaj çekersen senden geriye kalsiyum tabakası bile kalmayacak. Arada bir de laf sokarak tehdit ediyor. Hani ben şimdi sizin cesetlerinizi hidroklorik aside yatıracağım da sizden geriye böyle ince bir kalsiyum tabakası kalacak ya. Benden o bile kalmayacakmış. Abi şimdi patron adam ne anlar çalışanın halinden? Ensar! Bu asit bidonlarını siz mi koydunuz holün?
ortasına. Dökülmüş parkeleri eritmiş hep ama yapmayın böyle. Aa, börek mi bu? Yani aşk olsun Ensar, günah. Ben gideyim dışarıdan temizleyecek bir şeyler getireyim. Şşş, kalulan yerinde uyanık. Gir içeri, kapat kapıyı. Yavaş kapatsana şu kapıyı ya. Ödüm patladı. Elim tetikteydi. Tavana sıktım iki tane. Yapma, sancınız iyiydi onun. Ağır ağır kapat. Ağır ağır. Ağır ağır. Hamiyet içgüdüsel olarak bebeğini burada doğurmak istemiyordu. Çünkü o bebek doğduğunda büyük bir felakete yol açacaktı. Ya anacığım, sen olur olmadık yerde bizi niye çağırıyorsun? Bizim işimiz var, gücümüz var. Ne işiniz var lan? Ha? Biri çoban oldu, öbür ikisi hamamda tellak. İşleri varmış. Sanki holding sahipleri, bana nasıl satayım? Yani kendimi satayım. Abi, annem iyice kafayı yedi ha. Bunlar onun lafları değil. Sadece bir kere küfretti. Şimdiye kadar normalde 4-5 kere küfretmesi lazım. Ana, o zaman biz gidelim. Hiçbir yere gidemezsiniz. Ben bu çocuğu burada doğurmayacağım. Gerekirse 6 sene içimde tutacağım. Çocuğun çıkmasına izin vermeyeceğim. Okuma yazmayı karnımda öğreteceğim. Gerekirse beraber askere bile gidebiliriz. O zaman sen bunu kendi başına yap anacığım. Bizi niye çağırıyorsun? Çocuk çıkarsa kafasından tutup geri itin diye önce ikna yöntemiyle, olmadı zorla bebeği yerine monte edeceksiniz. Ben yapamam. Ben yaparım. Güzel. Gel. Ya olur mu öyle şey anne ya? Niye olmasın? Sen normalde erkektin. 12 ay doğurmadım ben seni. Acından içinde pipini yiyip kız oldun. Baktım kıza döndün. Kötönk diye attım dışarı seni. Abi doğru mu ya? Gerçekten kendi kendimi yiyip bitirdim mi? Olur mu lan öyle şey? Saçma sapan konuşma, gerizekalı. Sen kendin değil, ikiz kardeşini yedin. Lan dingiller öyle değil. Kimse kimse yemedi. Senin ikizini hekimler aldı abisi. O zaman da anlamamıştım, şimdi de anlamıyorum. Ya neyse ney. Ben yengenizin yanına gidiyorum. Şükrü yengemize mi? Ne yapacağım lan ben Şükrü yengenle? Ne yapacak lan bu Şükrü yengenden? Ona bir şey yapılacaksa ben yapacağım. Sen şimdi biraz bekle abi, sonra gidersin. Allah birdir kırmızı bayrak, ben kaçtım. O zaman ben de kaldım, ne yapayım? Ha. Ya Rabbim, ne kadar mesut ve bahtiyarım ya. Şu halime bakın. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Mutlu yıllar Mahmut. Mahmut kim ya? Benim, benim. Ama sizin genç aşıklar, helal olsun. Ne kadar da birbirlerine yakışıyorlar. Allah nazarlardan saklasın. Nazarı delip bıçaklarım! Kardeş buyur ikramımız. Git başka yerde lan, müşteriler rahatsız olayım. Aman Allah'ım, git başka yerde demedim mi lan sana? Amca içine bir şey koyardınız bari. Boş ekmek verir mi lan? Git lan, lan, lan! Oğlum, şu televizyon ters çeviriver. Dizim başlayacak, böyle izleyemiyorum. İlaçlarını ver sen şurada. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Şu hayatta gördüğüm en güzel dizi, anamın dizi. Buyur anne, vitamin hapı mı bunlar, ne bu? Yok, bunlar doğum kontrol hapı. Doğumu kontrol altına almak için kullanıyorum. Anne ne yapıyorsun ya? O manada kontrol değil bu. Senin dediğin için kontrol kalemi kullanılır, öyle değil mi abi? Vallahi abisi, şimdi ben kadın bedenine pek hakim olamadığım için sizi yanlış yönlendirmiş olmayayım yani. Bana bak, sen nereden biliyorsun bunları? Ben sana herhangi bir cinsel eğitim vermedim. Ali ile Metin'i öğrettim bildiğim her şeyi. Allah razı olsun anacığım. Bak ben senin yüzünden evlenene kadar pet kullandım. Evet, Şükrü'ye ilk kimi karşı çıktı. İkna etmeye çalıştı beni. Kocacığım yapma dedi. Fakat ben ne yaptım? Gizli gizli kullanmaya devam ettim.
Ama senin dediğin gibi ayda bir hafta. Ya benim yanımda böyle şeyler konuşmayın ya. Ahlakım bozuluyor. Cinsellik benim için hala bir tabu. Oynama öyle oynar abisi. Oynama. Oynama abisi. Hey. Evet Feyza Hanım. Nereye? Şu öndeki aracı takip et. İstanbul otobüsü o Feyza. Yok la o kadar değil. 15 liralık takip etsin. Sana güveniyorum bak saymıyorum ha. Anlat bakalım delikanlı. Kızlarla aran nasıl? Var mı bir manita falan ha? Yok be Feyza. Kim ne yapsın beni? Seninle yapılacaklarla ilgili 6 cilt kitap yazarım. O yıl 2 tane üçleme çıkartır içinden Peter Jackson'a çektiririm. Öyle fantastik şeyler var ki kafamda. Bir tek o çekebilir yemin ederim her biri 3 saat sürer. Anlamadın Feyza? Sonra zaten kaç senedir anlamadın ya. Diyorum ya galiba biz baş başa kaldık. Ne bileyim, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yani var aslında ama bir ara biraz konuşalım istiyorum. Bugün iş yerine gelecektim ben de. Hemi, sen o zaman indir beni, indir. Yazmasın Haybe'ye. Geç kalma bak. Bir de cesaretini topla. Korkma, çekinme hiçbir şeyden. Hayatta her şey insana dair. Tamam mı? Rahat ol. Hadi öptüm. Yani öyle bayramlarda olur ya, yanak yana, vuru vuru, dudak bile değmiyor hani. İşte öyle öptüm, anladın mı? Feyza değil miydi o? Bilmem, benim gözüm senden başkasını görmüyor ki Eda. Minibüs mü geliyor? Bilmem, benim gözüm senden başka minibüs görmüyor ki Eda. Metin, sapıttın yine, durdu şu minibüsü. Emre, dur lan! Buyurun geçin çocuğum, oturun siz. Yok teyzeciğim, biz ayakta da gideriz ya. Zaten ayakları havada yere basmıyoruz ki. Yok yok, geçin. Siz de geçtiğimizi görüyorum. Lütfen bizi kırmayın. Hadi kırmayalım bari. Abi vitesi ben değiştirebilir miyim ya? Sen çok or kullanıyorsun. Kalk şuradan. Abi bak ben çok üzüldüm. Biraz gerildim de zaten. Bunlardan kaçmak için memleketime geldim. Buraya kadar geldiler, beni buldular ya. Lütfen rica ediyorum abicim. Kalk da yaşlılara yer ver. Tamam ya, yaşlılar kucağıma otursun. Gel dayı. Gel bak buraya otur. La kardeş kalksana. Anacığım ne diyeceğim ya? Sen niye ultrasona girmedin ha? Bak doğacak kardeşimiz, daha kız mı erkek mi onu bile bilmiyoruz ya. Yok ya, o zaten belli olmuyor. Mesela biz senin cinsiyetini 9 yaşa kadar çözemedik. Ben seni bir gün kız, bir gün erkek gibi giydirdim. Sen daha çok etek giymeyi severdin ama altına bir şey giymezdin. Sana araba mı, bebek mi alalım diye sorduğumuzda sen hep makyaj malzemesi isterdin. Ya sana da var ya, bir şey sorulmuyor ana ya. Duyan da gerçek sanacak. Hormonlarından mıdır nedir Hamiyet Özdemir? Hamile kaldın kanalı, işin gücün bizden dalga geçmek. Ay götüm kırıldı. Anladın mı kız? Ay bebeğin cinsini merak ediyormuş. Ben sana söyleyeyim bebeğin cinsini. Labrador. Ya bırak ana, seninle bir şey konuşulmaz ya. Bak kırdım fasulyeyi, ayıkladım pirincin, taşını ıslattım. Ben gidiyorum Hamiyet. Doğurursan ara. Ne lan öyle o? Doğurursan ara, unutursan fısılda gibi. Çağınırmak filmi mi bu? Ben senin nereye gittiğini bilmiyor musun sanki? Şükriye'nin iti olmaya gidiyorsun. Ünlü bir romancımızın dediği gibi, aşk köpekliktir kocunmuyorum. Ayrıca unutursan, fısıldarsan duyamazsın. Da anlamazsın, anlamazsın, anlamazsın. Tipsiz. Ya eksenge gözünü seveyim yine oturaydın. Böyle korsan taksi olduğumuz çok belli. Denedim Kartal. Gerçekten çok denedim ama olmadı. Mobese görüntüsü bile olsa seninle aynı karede yer almak istemiyorum. Ne olur beni anla bak, bir alçık anlayış ha. Sabah Ali abiyi gördüm. Yengeni görürsen bir sor bakalım benimle evlenir miymiş dedi. Hı? Ne dedi? Ya adam okey atakmalı der gibi evlenme teklif ediyor ya. Geldiğimiz günden beri bir gün aksatmadı. Efendi, ünlü bir sinemacımız ne demiş? Aşk tesadüfleri sever. Peki Ali Özdemir ne der? Tesadüf diye bir şey yoktur bu hayatta Ömer Faruk. Bir de buradan sonra sen şimdi çorbanı güzel güzel iç, içini ısıtır. Ben sana salata da yaptım. İçine soğan bile koymadım biliyor musun? Belki öpüşürüz diye. Niye öpüşelim be? Zevkine. İlle bir sebep mi olması lazım? Neyse dayanamayacağım. Of Ali, yine mi evlenme teklifi? Ne o, yüksük mü? Şükriye Duru. Divrik divrik olalı böyle yüksük görmeli. Bu yüksük
Anamındı. Anamındı mı? Ali, ne oldu? Bir şey mi oldu Hamiyet ablaya? Yok, doğuracak bekliyoruz. Anamındı dedin. Çaldım. Yani bildiğin çaldım lan senin için. Sonuçta evet dersen geline gidiyor. Kızmaz Ellam. Ama yok, hayır dersen akşam geri koyacağım yerine. Döşeğin arasından aldım. Ne diyor? Benimle evlenir misin? Ha? He de gitsin lan. Daha önce yapmadığımız şey değil yani. Anne! Anne! Ne var ulan? Su ver. En son 7 yaşında böyle istemişti. Kızı görmek için bahane bulamadım. Dart tahtası suratlı herif. Aa, duruların Şükrü'ye sen de mi buradaydın ya? Benim kuaförüm. Bak ne diyeceğim. Hazır seni yakalamışken bir evlenme teklif edeyim de sonra araya kaynıyor biliyor musun? Benimle evlenir misin? Aynı yastığa baş koyar mıyız? Yastık olmasına gerek yok. Kız başlık üstünde yatarız. Yatak olsun yeter. Ters kaşık yaparız. Kızı sıkıştırma. İstemiyor işte kız. Şükrü ya, evlen benden yanıyorum. Bak buraya ilk geldiğimizde dünyanın en soğuk yeriydi benim için Divriği. Ama şimdi ise 2 tane klima taktırdım odama. Mecaz yapmıyorum kız. Vallahi billahi yarıyorum lan. Ali sıkıştırıp evlenme teklif etme lütfen. Bakkaldan 2 tane gittim, pudra aldım. Anamın yanında koşturma beni. İşelik oldu, pişik oldu diyorum lan. O derece yanıyorum ya. İyi o zaman ben gideyim. Birini sana bırakayım. Yanma da güzelim, yanıyorum ben. Mendil salla. Ya yenge sen de ne anlatma düşkünüymüşsün ha. Anlat bitmedi. Flashbackler sahneden uzun oldu. Tamam anladık. Herif her gördüğü yerde evlenme teklif ediyor. Ya bak adam dinlediğim YouTube şarkılarının yorumlarında evlenme teklif etmiş. Müzik kanallarının altyazılarında evlenme teklifleri var. Yenge. Tamam ya yeter. Ben Ela abiyi seviyorum ya. Adamın mahremi kalmadı. Herkese her yerde her şekilde anlatıyor musun sen böyle şeyleri ya? Hey, çek sola. Garip arabayı kullanan acayip insan. Çek. Niye sola ya? Sağ çekilmez mi bu? Orası babam dükkanının önü. Önü kapatınca kızıyor. İyi günler memur bey. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Lan sok kafanı içeri. Kapatacağım kapat. Daha kahvaltı yapmadım ya. Adamda ne iştah bıraktın ne bir şey. Ben sana burada korsan taksicilik yaptırmam demedin mi lan? Bak, bakın memur bey. Sizin maaşlarınız benim vergilerimle dönüyor. Biraz doğru konuş şimdi. Ne vergisi lan? Vergi verdiğin mi var? Yakıta bile vergi ödemiyorsun. Bu araca benzin de yüklemiyorsun. Borla gidiyor araç. Bak diyorum ya. Bak. Benimle konuşurken yüzüme bakın azıcık ya. Bakamıyorum ya. Gülesim geliyor. Olay tüm ciddiyetini yitiriyor. Geçen cuma vazında hoca seni en ön saftan alıp yukarı balkona göndermedi mi lan dikkatini dağıtıyorsun diye? Yo, yaşlı bir amca vardı. Ona yer verdiydim ben. Otobüs mü lan bu? Başka yalan bulamadın mı? Hoca ütbe için yukarı çıktığında balkonda göz göze gelince bu sefer de aşağı indirmedi mi seni lan? Eyse kardeşim senin suç işlememen lazım. Seni hiçbir görgü tanığı unutmaz. Ya senin robot resmi ilkokul çocuğuna şuraya öcü çiz dese direkt seni çizer ya. Karanlıkta seni gören ayaklarına bakıyor ya ters mi düz mü diye. Ayaklarının düz olduğunu görünce de üzülüyor. Lan yazık insanmış diyorlar. Bir dinler misiniz memur bey ya? Ben yengemi taşıyorum ya. Kuaföre malzeme getirmiş onları taşıdım. Şoför bey müsait olduğunu düşündüm de indim burada ben. Kaç para 10 para yeter mi? Sonra yenge sonra. Yenge Allah belanı vermesin. İyi günler. Komiserim sizde araba var mı? Yok. Ya atlayın o zaman ben götüreyim sizi karakola. Orada alırsınız yine ifademi. Hüseyin komiser de oradaysa arayakta bir çay yapsın. Çok güzel çay yapıyor adam. Ne dedik? Bebeğim. Ay tabii ay. Lan tipini, tiniyetinisi. Ödümü patlattın gerizekalı. Ay senin yüzünden konuşamıyorum artık ya. Şükrü'ye doğru. Aleni olarak sarktım sana. Yukarıdan aşağı doğru bayağı bildiğin sarktım. Kız evlen benimle lan. Şu beni soktuğun duruma bak. Allah senin canını almasın. Vallahi billahi diyorum bak. Ayakların yerden keserim senin ya. Sen iyice terbiyesizleştin. Ya sen yine... Yanlış aradın sen beni Şükrü'ye. Ben seni sırtımda taşırım manasında söylemiştim. Allah Allah ya. Arkadaş bunu örümcek adam yapıyor. Tarık Akan yapıyor oluyor. Ben yapınca niye olmuyor? Kafam büyük. Galiba o yüzden. Ben nasıl toparlanacağım şimdi lan? Toplayın. İndir. Kafası büyük daha çok. Bebeğim, vız gibi olmuşsun. Ulan bir de Türkiye'de seri katil yok derler. Bu iki tesisatçı yüzünden istemeden Türkiye'nin ilk seri katili olacağım lan. Abi, bunu da görüyor musun uydudan? Görüyorum tabii, kurşun israfı. Hayaller Terminator, hayatlar mutfak robotu. Aman akıyım.
Ancak artık sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Abi bunlar hep şanssızlıktan. Bak sen de görüyorsun oradan uydudan. İncir reçeli gibi oldum yeminle burada. Bir kere bir karı buldum, o da AIDS'li çıktı. Aynı hesap. Hesap mı? Tamam kardeşim, gönderiyorum hesabı. Allah kahretsin. Oha! O ses belinden mi geldi lan? Ulan filmlerde nasıl yapıyorlar ya? Gitti lan benim. Biz ne yaptık öyle yeğenim? Bana çarptın. Yapma ya. Kusura bakma. Var mı peksi? Biraz yardıma ihtiyacım var. Nereye gidiyordun ki sen? Beni kimsenin bulamayacağı bir yere. Tam adamına denk geldim. Atla. Sivas Sivas olanı böyle sevda görmedi. Yiğit o sevdasına akıl fikir ermedi. Sivas Sivas olalı böyle sevda görmedi. Yiğit o sevdasına akıl fikir ermedi. Lan ne yiğit osu lan? Ha? Saçma sapan konuşuyorsunuz, Allah belanızı kaldırsın be. O adam Sivaslı değil. Sivaslı olan benim. Kuşlar görüyor mu şunu? Lan kime şekil yapıyorsunuz, kime? Sivas'tan bura. Bir dahakine roket atarım yani. Kızgın kuşlar kaçın. Kaçın, kurtarın kendinizi, canlarım gidin. Nazar etme ne olur. Çalış çok zengin, o senin de olur. Lan Metin zengin değil ki, ben niye zengin oluyorum? Metin zengin değil ki, çalışmayacağım işte. Abi o tipli bu tip bir mi? Adam tüm dünyada en pahalı fiyata satılan bir ürün. Sense onun bir harf değiştirir mi, çakmasısın. Laflara bak, laflara. Büyünce ne olacaksın lan sen? Yatır. Yatır mı? He, namazlar beşte beş. Oruçlarda da bir boşum var. Seneye de onu fülerim. Dini bütün yaşayıp öleceğim, yatır olacağım ben. Çocuk sınava hazırlanır gibi hazırlanıyor vallahi. Sınava hazırlanıyorum zaten aslanım. Sen ironiyi anlamadın. Vay, nice. Çocuk bile bana laf koydu. Çocuk bile ses çıkarttı bende. Vay dedim, nice dedim. Hem de kendi sesimi söyledim. Allah'ım neden? Neden ya Rabbim? Why God? Why? Why this happens for me? Why he acts like that in Suvas? Go with a girl and I'm shocked man. Kalk ayağa manyak. Şimdi cevap vereceğim, ikimiz de şirke gireceğiz. Kalk. Allah'ım bu ses, bu eller, bu ayva göbek, bu sarkık göğüsler, şu bıyık. Hakan erotik bu. Ha, erotik erotik, kalk bakayım sen ayağa. O bir kere erotik. Ben yiğidi. Meğer sen memleketinde lüks arabaların boş versiyonu gibiymişsin ha. Kasa aynı kasa ama içi boş. Kripto mu lan bura? Kendi memleketimde düşkün oldum bildiğin. Tüm süper güçlerimi aldılar. Hal büyüsem en büyük hayalim günün birinde Eda'yı Suvas'a getirip yüksek bir tepeye çıkıp sen Suvas'ı seyret, yar ben de seni türküsünü söylemek. E mi lan? E ben o zaman o türküyü söyleyeyim yengene. Sağ ol aslan. Metin. Hı. Ne olur. Ne olur. Yapma. Manyak adam. Yapar mıyım lan hiç? Seyirciler hazır mıyız? Evreka!